Eskişehir-Sivrihisar'da yapımına başlanan siyanürlü atık barajı ile ilgili gelişmeleri CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile değerlendireceğiz. Kendisi telefon hattımızda. Utku Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Fethet Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum, teşekkürler. Utku Bey, barajın yapım sürecini siz takip ediyordunuz daha önceden de. Bugün yeni bir aşamaya gelmiş durumda. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Tabii. Petek Hanım, biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında altın madenciliği yapmaya çalışıyorlar. Biz tabii ki Türkiye'nin yerüstü zenginlikleri kadar yeraltı zenginliklerinden de faydalanmasından yanayız. Doğal olarak bütün yeraltı zenginliklerimizden faydalanmasını isteriz. Madenciliğe karşı bir tutum değil. Ama bu madenciliğin doğaya, insana, çevremize, hayvanlara, suya, havaya zarar vermeden yapılması lazım ya da veriyorsa yapılmaması lazım. Sivrihisar'da da bundan yaklaşık 22 yıl önce bir işte altın madeni işletmesi açıldı. O dönemde halk karşı çıktı. Hatta Eskişehir Ankara Karayolu'nu kapattı halk istemiyoruz diyerek. Ama yine halkın işte bölge halkının duyarlılıklarına, kaygılarına maalesef duyarlı olmayan bir kararla bu maden işletmesi kuruldu. İlk siyanürlü biliyorsunuz altın madeni ayrıştırılırken siyanür kullanılıyor, su kullanılıyor. Siyanürlü baraj göleti yapıldı ve yaklaşık 20 yıl kullanıldı ve şu anda işte doldu, üstü açık bir şekilde orada duruyor. Şimdi yani şu anda bile çevreye büyük zarar veriyor. Şimdi ikinci bir devasa atık barajı kurulması gündemde. O dönem İşte özel sektördeydi. Şimdi biliyorsunuz Koza madeni TMSF devraldı 15 Temmuz'dan sonra ve şu anda burada devlet işletmeci patron konumunda ve doğal olarak da devletin kendi yazıları gidiyor muhtara, bölge halkına, Büyükşehir Belediye'mize yeni bir atık barajı yapılacağı yönünde. Yapılacağı yer yerleşim alanının dibi Sivrihisar ilçemizin Kaymaz Mahallesi'nin birkaç yüz metre hemen dışına yapılıyor. Yani baraj, bu atık, siyanürlü atık göletinin yapılacağı yerden evlerin çatıları gözüküyor. Yürümeyle 10 dakikada varabiliyorsunuz. Yolun kenarında ve doğal olarak hem işte yaşam alanına yakın olduğu için bir mera, işte o köyün Kaymaz ve Karakaya köylerinin merasını aslında işgal edecek. Orada hayvancılık yapılıyor, yapılamaz hale gelecek. Bölgenin diri fay hattı geçiyor. Bir deprem durumunda çok büyük risk var. Orada düşünün işte bütün zehirli atıkların olduğu bir göletin bir depremde yarıldığını, toprağa sızma olduğunu vesaire. Bu tür şeyler dünyada yaşanıyor biliyorsunuz, felaketler. Yani bizim başımıza gelmez dememek lazım. Yine içme suyuna, kullanma suyu rezervlerine, kaynaklarına çok yakın bir bölge. Doğal olarak hem bölgede yaşayanlar, hem Eskişehir Büyükşehir Belediye'miz, hem Eskişehir'deki sivil toplum örgütleri ve sadece Eskişehir'le sınırlı değil, Türkiye'nin genelinde de bu konuya duyarlı olan sivil toplum örgütleri bu konuda duyarlılık göstermeye başladılar. Eskişehir Barosu karşı olduğunu açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bölge halkı, baromuz önümüzdeki günlerde davalarını açacaklar, yürütmeyi durdurma davasını. İşin bir vahim bölümü de siz de haberinize söylediniz. Bunu böyle yangından malı kaçırır gibi korona salgını ile Türkiye mücadele ederken hemen işte ÇED raporunu yazdırıldı, bölge halkına soruldu, itirazlarına rağmen onaylandı ve 30 Nisan itibariyle yani bir ay, bir buçuk ay gibi süratle jet hızıyla proje bakanlık tarafından da onaylandı. İtirazlara rağmen, Büyükşehir'in, çevre derneklerinin, bölge halkının itiraz dilekçelerine rağmen bunlar göz ardı edilerek onaylandı. Şimdi 30 Nisan'da başladı, hemen zaten onayı çıkar çıkmaz bölgeye hemen inşaat faaliyetleri başladı. Tabii başta Büyükşehir Belediye'miz, çevre derneklerimiz ve bölge halkı olmak üzere tabii ki Eskişehir Barosu da buna karşı dava dilekçelerini hazırlıyorlar. Yine benzer şekilde TUMOP buna karşı olduğunu duyurdu, açıkladı. Onlar da bir dava dilekçesi hazırlıyorlar. Yürütmeyi durdurma ve bu atık göletinin işte ya yapımının durdurulması ya da yani insan, hayvan ve doğa dengesini etkilemeyecek uzak bir bölgeye yapılması, eğer ille de yapılacaksa. Bu mücadele sürecek. Tabii gördüğümüz kadarıyla ilk işletme hani var diye genelde şöyle bir şey var. İşletmeler kurulduktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar işte yargı ya da idare
reddetmez, işte buna destek olur gibi bir algı var. Bu yanlış, çünkü hani ben gidip gördüm yerini Petek Hanım. Yerleşim alanının dibi. Yani doğrudan orada 1500 Kaymaz ve Karakaya mahallelerinde 1500 yurttaş yaşıyor. Onların sağlığını, ama onunla sınırlı değil. Bir işte deprem durumunda ya da içme suyu, kullanma suyuna sızıntı olması durumunda bölgedeki Sivrihisar'daki işte on binlerce ve Eskişehir'deki yaklaşık 1 milyon yaşayan insanın hayatını, oradaki hayvanların hayatını, oradaki doğa dengesini, havayı, suyu, toprağı olumsuz etkileyecek, zehirleyecek bir potansiyele sahip bir proje. O yüzden karşı çıkıyoruz. Hele hele bunun devlet eliyle yapılması, anayasada biliyorsunuz devlet vatandaşların sağlığını korumakla yükümlü, bir sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamakla yükümlü. Ama burada gördüğümüz tam tersine, devlet vatandaşlarını zehirle baş başa bırakıyor. İşte kendi yönettiği bir altın şirketinin yaptığı icraatlar dolayısıyla. O yüzden neresinden baksanız böyle hani tel tel dökülüyor dediğimiz bir durum var. Umarım yargı bu konuda gereğini yapar. Çünkü bizler, vatandaşlar, çevre dernekleri, Büyükşehir Belediye'miz, baro ve işte orada yaşayan bölge halkı, buna karşı olduğumuzu bu yargı sürecinde de haykıracağız ve önümüzdeki günlerde dilekçeleri de, dava dilekçelerini kamuoyuyla paylaşacağız. O dönemde de yine sizler bunun kamuoyuna duyurulmasına yardımcı olsanız sizlere minnettar oluruz. Şimdi de bu konuya zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Tövbe Petek Hanım. Biz teşekkür ederiz CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yayınımıza katıldığınız için ve bilgileri paylaştığınız için.